Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda serbest meslek makbuzunun muhasebe kaydını yapacağız. Özellikle muhasebe ile ilgilenenler, iş hayatında fatura ve muhasebe kayıtları yapanlar için faydalı olacağını düşündüğüm bir video inşallah. Bakın arkadaşlar, serbest meslek makbuzu en basit haliyle böyle bir format. Öncelikle basitçe tanımlayalım, serbest meslek makbuzu nedir? Serbest meslek makbuzu kanunlarımızda tevsik edici belgelerden biridir. Yani fatura gibi, fiş gibi bir tür yasal belgedir arkadaşlar. Gerçi şimdi SMM adı verilen, yani elektronik serbest meslek makbuzları çıktı. Bu kağıt ortamında düzenlenen, biraz eski usul kaldı ama bu örnek için gayet faydalı olacağını düşündüğüm için buraya koydum. Serbest meslek makbuzunu kimler düzenler? Serbest meslek makbuzunu kendi nam ve hesabına çalışan serbest meslek erbabı dediğimiz mükellefler düzenler. Bunlar kimlerdir genel olarak? Avukatlar, mali müşavirler, kendi nam ve hesabına çalışan işte doktorlar, diş hekimleri, yeminli mali müşavirler, danışmanlık yapan serbest meslek çalışanları. Bunlar bu makbuzları tevsik edici belge olarak düzenleyip gelirlerini bu şekilde bunlarla tevsik etmek, belgelendirmek zorundadırlar. Bunları arkadaşlar, serbest meslek makbuzunu düzenleyen taraf serbest meslek erbabıdır. Yani şuradaki nota bakalım. Serbest meslek mensubu bunları düzenler ve kendi işletme defterinde, kayıtlarında bunu gelir olarak yazar. Yani müşterisinden aldığı işte danışmanlık ücretini, avukatlık ücretini gelir olarak yazar. Peki nasıl düzenlenir? Buna gelelim. Arkadaşlar, gelir vergisi kanununa göre serbest meslek erbabının alacağı gelirlerden stopaj, yani gelir vergisi kesintisi yapılır. Şu anki haliyle stopaj oranı %20'dir. Stopaj oranı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yani örneğin avukatın, mali müşavirin, işte dediğim gibi diş hekiminin bir hizmet karşılığında alacağı ücret işte 100 birimse, bu 100 birimin 20 birimi devlete vergi kesintisi olarak ödenir. Bunu ödeyecek olan taraf da hizmeti alan taraftır. Bakın, hizmeti alan taraf bunu gider, kaydeder ve avukattan, işte mali müşavirden yaptığı bu gelir vergisi kesintisini muhtasar beyanname ile beyan edip öder arkadaşlar. Şimdi bir örnek yapalım. Mesela örneğin serbest meslek makbuzunun brüt ücreti işte biraz yüksek yapalım, 20 bin olsun. 20 bin brüt ücret üzerinden stopaj hesaplanacak. Yani 20 bin çarpı 0,20. Bu ne yapar arkadaşlar? 4 bin yapar. Şuraya da yazalım. Bakın, burada hesaplamasını yapalım. 20 bin brüt ücret. Brüt ücretin üzerinden 0,20 %20 stopaj hesaplanıyor. Bu da 4 bin. Dolayısıyla avukatın, mali müşavirin eline geçecek tutar, yani bu 20 bin liralık brüt ücretin kesintisinden sonra 16 bin TL oluyor. 16 bini de buraya yazar makbuzu düzenleyen kişi. KDV nasıl hesaplanır? KDV de brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yani matrah, KDV'nin matrahı da brüt ücrettir. Şu anda KDV oranları işte Temmuz'da değişti. 18'den 20 oldu. Buraya da 0,20 yapacağız. KDV de 4000 TL olacak. Buraya da 4000 TL yazalım. Toplamda KDV dahil tutar. Yani net ücret artı KDV makbuzda yazılması gereken tutar olur. Bu da 20.000 TL olur arkadaşlar. Yani serbest meslek erbabı bunu düzenler, hizmeti verdiği kişiye gönderir. Kendisi gelir yazar, hizmeti alan tarafta gider kaydedecektir. İşte şimdi bizim asıl
Muhasebe kaydımız nasıl olacak? Bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Muhasebeci arkadaşlar, işte beyannameleri düzenleyen ya da işte şirketin gelir giderini kontrol eden arkadaşlar bu makbuzu aldıkları zaman ne yapacaklar? Kaydedecekler muhasebe sistemlerine. Bu bizim için, yani hizmeti alan taraf için diyelim, bir giderdir. Yani genelde de genel yönetim giderine kaydedilir. %90. Çünkü şirketin yönetimiyle ilgili bir hizmettir bu. Danışmanlık hizmeti, işte avukatlık, hukuki hizmetler vesaire. Şimdi buraya arkadaşlar önce mali müşavire ya da avukata ödediğiniz tutarı buraya yazarsınız. Biz ne ödedik? Net ücreti ödedik. Yani daha doğrusu net ücret artı KDV'yi ödedik. Bunun da tutarı 20 bin lira. Değil mi arkadaşlar? 20 bin lira bankadan ya da kasadan ödedik. İşte burada banka kaydı var. Kasada olabilir ama artık banka transferiyle ödendiği için banka yazıyoruz. Şimdi muhasebe kaydımızda banka bir kere bu şekilde alacaklandırılacak. Biz stopajı ne hesapladık? 4000 hesapladık, %20. Bunu da 360 ödenecek vergi ve fonlara yazacağız. Bu da 4000 TL olacak. Toplam arkadaşlar bizim maliyetimiz aslında 24.000 lira ama indirilecek KDV söz konusu. Çünkü KDV'li tutarı biz ödedik. Stopajlı değil. KDV'li tutarı serbest meslek erbabına ödemiş oluyoruz. Yani toplamda 20.000 lira biz genel yönetim giderine yazacağız. KDV'mizi de indireceğiz. KDV kaçtı? 4.000 hesapladık. Bakın burada. Burada da zaten makbuzun üzerinde de yazar. KDV'yi de indireceğiz. Bu kaydı yapacağız. Muhasebe sistemimizde. Gördüğünüz gibi 4 kalemli. Yani 770 genel yönetim gideri 20.000 borç. 191 indirilecek KDV 4.000 borç. 102 bankalar 20.000 alacak. Ve 360 ödenecek vergi ve fonlar 4.000 alacak. Şimdi önemli olan kısma değinmek istiyorum. Buraya kaydettiğimiz bu 360 ödenecek vergi ve fonlara kaydettiğimiz 4.000 lirayı bir sonraki ay ne yapacağız? Devlete gidip ödeyeceğiz. Bunun için de muhtasar beyanname kullanılır. Bakın onu da göstereyim. Muhtasar beyanname bu şekilde arkadaşlar. Muhtasar beyannamenin bu şekilde kodları vardır. Bakın şu arka yüzünde kodlar gözükür. Muhtasar beyanname, ücret kesintileri, işte kira stopajları gibi üçüncü tarafların gelir vergilerini devlete ödemek için kullanılan bir beyannamedir. Bakın burada şu anda serbest mesleği ilgilendiren bir kod var. Bakın burada serbest meslek yazıyor. Biraz daha büyüteyim. Bakın görebiliyorsanız eğer serbest meslek kodu yazar. Burada şu diğer meslek serbest kazancı ödemeleri, yani gelir vergisi kanunu madde 94'ün işte ikinci bendi 022 kodudur. 022 kodu bu mali müşavir, avukat gibi serbest meslek erbabının verdiği hizmetlere karşı yapılacak gelir vergisi kesintilerinin kaydedileceği koddur. 022. Şimdi beyannameyi doldururken bu 022'yi buraya yazarsınız. Bakın burada ödemelerin tür kodu der. İşte ücretler vardır, gelir kira varsa kira stopajı vardır. İşte şu anki konumuz bu olduğu için 022 kodu buraya yazılır. Sıfırı almadı ama neyse. Ödemelerin gayri safi tutarı dediği de brüt ödemelerdir. Biz brüt ödeme ne yaptık? 20.000 yaptık. 20.000 buraya yazılır. Gelir vergisi kesintisi tutarı, yani stopaj tutarı da 4.000 yaptık. 4.000 de buraya yazılır arkadaşlar. Bu şekilde beyan edilip doldurulup
Ödeme kısmında da devlete bu 4.000 lira ödenir arkadaşlar. Yani 360 ödenecek vergi ve fonları kaydettik. Bunu da gittik. Ne yaptık? Beyannamede yazdık. Devlete ödemek için beyan ettik. Biz bunu kimin adına ödüyoruz? İşte bu hizmeti aldığımız avukatın ya da mali müşavirin ya da işte diş hekiminin vergisi diye ödüyoruz arkadaşlar. Bu bizim vergimiz değil. Bizim bir yükümlülüğümüz gibi düşünün. Yani biz maliyetimizin bir parçasını vergi olarak gidip devlete ödüyoruz. Kaydımız da bu şekilde olacak. Hizmeti alan taraf olarak bu gider kaydını yapacağız arkadaşlar. Makbuz da böyle bir şey. İnşallah anlatabilmişimdir, faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.